Merhaba değerli izleyiciler, iyi günler. Ben Mehmet, yeni bir yayınla karşınızdayım. Ankara'da yeni bir rally sistem proje ihalesi yapıldı. Ekranda gördüğünüz GHT Gar Etlik Şehir Hastaneleri Ovacık rally sistem hattıyla ilgili bir ihale var. Geçtiğimiz günlerde yapıldı. Ama ihale inşaat ihalesi değil, etüt proje ihalesi. Fizibilite etüdü, mühendislik, müşavirlik gibi, danışmanlık gibi bir ihale. Yani inşaat başlamadan önce projeyle ilgili bir hazırlık, proje hazırlığı. Belki de güzergah analizleri yapılacak ve hat değişmeli mi, değişmemeli mi, nasıl olmalı, nasıl gitmeli, onunla ilgili analizler yapılacak. Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti bu proje. AYGM yapıyor ihaleyi. 12 kilometre uzunluğunda ve 7 tane duraktan oluşan bir metro hattı. YHT gardan başlıyor. Belediye, Akköprü, Şehir Hastanesi, Ayvalı 1-2, Yükseltepe, Ovacık, Forum Ankara diye Ankara'nın merkezinden kuzeye doğru giden bir rali sistem hattı. Ekranda maviyle gördüğünüz M1 Kızılay Batıkent Sincan metrosuyla Akköprü'de bir aktarma yapıyor. YHT Gar'da da Kızılay AKM Gar Keçiören metrosu var biliyorsunuz. Turuncu hat ekranda göre onunla bir aktarma var. Keçiören hattı da zaten en son duraktan Ovucuk Forum Ankara'ya doğru bir uzatılması ve burada bir ring gibi oluşturulması yönünde bir ayrıca etüt var. Onu da Ankara Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Muhtemelen her iki etüdü birleştirip tek bir şekilde yapılabiliyor mu? Hangisini yapmak daha doğru? Galiba onunla ilgili bir iş olacak. YHT Gar'da nasıl bir entegrasyon olacak acaba? Onu bilmiyorum. Çünkü Kızılay AKM Gar Keçiören hattı var. Gardan geçiyor. Orada 3 kilometre hattı bakanlık yapmıştı. Orada tünel ucu açık bırakıldı da oradan ayrıca Çatal'la mı ayrılacak belediye Akköprü yönüne doğru? Onu bilmiyorum ya da ayrıca bir şey mi yapılacak? Onu bilmiyorum. Burada hattın ilk başlangıç istasyonu Kızılay'ın biraz daha böyle batısında bir yer seçilmiş değerli dostlar. Şimdi ekranda haritayı gördünüz. Projenin biraz detaylarına da bakmak lazım. Detaylara bakıldığı zaman biraz bir sene sürecekmiş bu etüt proje işi. Dolayısıyla şu an ihale değerlendirilmesi devam ediyor. Muhtemelen birkaç ay içerisinde biter ihale değerlendirme. Yani Eylül-Ekim aylarında yıl sonuna doğru proje için sözleşme imzalanır. Bir sene sonra da 2025 yılının sonunda eğer bir aksama olmazsa projeler tamamlanır. Ondan sonra yatırım programına alınıp alınmamasıyla ilgili düşünceler başlar. Yani en erken 2026 yatırım programına alınır ama şu anda orta vadeli program yürürlükte olduğu için 2024-2027 dönemine ait orada acil ve zorunlu haller dışında yatırım programına yeni proje almak yasak. Yani bu da Strateji Bütçe Başkanlığı'nın bir maddesi, yatırım programı hazırlama rehberi. Onun da belgelerini aktarmıştım. kaya.sbb.gov.tr adlı web sitesinde görebilirsiniz değerli dostlar. Burada diyor ki 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca diyor, Cumhurbaşkanınca üstlenilmesine karar verilen teleferik, füniküler, monoray, metro ve şehir trafik sistem, ulaşım sistemleriyle bunların ilgili tesislerin ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılarak plan proje programını hazırlamak, incelemek, incelettirmek ve bunları yapmak ve yaptırmak AYGM görevleri kapsamında yer almaktadır. Yani Cumhurbaşkanı hiçbir belediyeye sormadan, hiçbir bakanlığa sormadan ben şuraya metro hattı yapmak istiyorum, bunu çalışın diyebiliyor. Böyle bir yetkisi var değerli dostlar. 2014 yılında ana plan öngörülerinde Forum AKM hattı olarak yer alan hattın YHT Gar'da Esenboğa Kuyubaşı YHT Gar projesi kapsamında bıyıklan kuyruk tüneline bağlanarak havalimanı da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne aktarmasız ulaşımı hızlı metro ile sağlayacak bir proje oluşturmak hedeflenmektedir diyor. Bakın arkadaşlar,
YHT Gar'da kuyruk tüneli diyor. Esenbağ Kuyubaşı YHT Gar projesi vardı ya. Havalanı Kuyubaşı Gar projesi. Kuyruk tüneli bağlanacak. Havalimanı ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne aktarmasız ulaşım. Hızlı metro kapsamında. Tekrar haritaya dönelim. Haritada her şey net bir şekilde. Bakın şu çizik çizik olan mavi Kuyubaşı YHT Gar hattı var. Mavi hat. Kuyubaşı YHT Gar hattı. Kuyubaşı'ndan da zaten Esenboğa hattına giriyor. Kuyubaşı'nda Keçiören metrosuyla buluşuyor. Kırmızı uzatma. Devam ediyor oradan Kuyubaşı YHT Gar. Alttan YHT Gar'a geliyor. Yani Ankara'da havalimanıyla gar arasında, hızlı tren garı arasında bir ulaşım, direkt ulaşım olacakmış. Kuyruk tünelini açık bırakmışlar. Aynı İstanbul'da hangisi var? Sabiha Gökçen Havalimanı'yla Pendik hızlı tren garı arasında metro yapılıyor. M10 onun gibi bu da. Yine M11 havalimanı Halkalı metrosu var. Hızlı metro M11. O da Halkalı'da hızlı trenle entegrasyonu var. Yani Ankara'nın M11'i bu. Ankara'nın M10'u, M11'i. Ama mesela İzmir'de İzban havaalanına gidiyor. Adnan Menderes Havaalanı'na. Şu an hızlı tren garı yok İzmir'de. Basmane'de TCDD garı var. Oradan şehir arası trenler geçiyor. İzban'da Basmane'nin yakınından Hilal'den geçiyor. Hilal'den Basmane'ye aktarmayla geliniyor. Bu proje ise şöyle bir yay şeklinde, yani C şeklinde, U şeklinde, yani şeyden Forum Ankara'dan başlayacak, şehir merkezine gelip gara kadar gelecek, sonra tekrar kuzeye gidecek. Yani biraz böyle hani kulağa ters yönden tutmak gibi, ama yani şartlar bunu gerektiriyor. Her iki tarafında metrosu olması gerekiyor. İkisini de birleştirmişler. Aynı böyle Kızılay-Sincan metrosuyla Kızılay-Çayyolu metrosu birleşti. Böyle ters C şeklinde Ankara'nın kuzey batısından önce merkeze geliyor. Sonra güneybatı Çayyolu'na doğru geliyor. Sonra onu Çayyolu-Sincan birleştirme işleri var. Ring olacak. Ankara Büyük Ring diye video yapmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi bu da demek ki ikinci ring oluyor. Ama bu uçları birleşmiyor tabii. Belki ileride Kuyubaşı, Esenboğa, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tekrar forma döner mi sanmıyorum, ama bu da U şeklinde. Yani Ankara'nın en böyle kuzey batısından merkeze geliyor gara. Oradan tekrar dönüyor. Bu sefer kuzey doğusuna doğru gidiyor. U şeklinde Ankara'yı çevre saran bir metro. Tabi Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçeleri kapsamında yapılacak. Burada diğer bir olasılık da Kuyubaşı'ndan Keçiören metrosu geçiyor. Kuyubaşı havaalanı arasına ayrıca yapmak, adım adım yapmak. Dolayısıyla bunlar 2030-2040 planlarında oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. Önemli bir metro olacak. Bir sene içerisinde tamamlanacak projeleri. Sonra inşa aşamasına, tabii kısa vadede bunun yapılması beklenmiyor. Ankara'daki diğer projeler şu an ihale aşamasında. 17 Eylül'de Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO şeyi yaptı. Kızılay pardon, Kızılay değil, Aşti-Söğütözü'nün dikim evi NATO yolu uzatmasını, 7,5 kilometre ihalesini iyi bir abi çıktı. Onun yatırım onayları var, kredisi var, her şey var. O mesela başlayacak bir inşaat. İlk başlayacak inşaat dikim evi NATO yolu. 7,5 kilometre. LRT bir de. Dolayısıyla maliyeti biraz daha düşük olacak. Ama yine 500 milyon dolarları buluyor. Ondan sonra da Kızılay Dikmen metro hattı var. Dolayısıyla Ankara'da bir hareketlenme olacağı benziyor önümüzdeki dönemlerde. Benim anlatacaklarım bu kadar. Çok teşekkür ederim. Like atalım, abone olalım, üye olalım. Kanala destek olalım, büyütelim kanalımızı. İyi günler diliyorum, hoşça kalın.